Game of Thrones'un birinci sezon müzikleri, Dizide yer aldıkları kronolojik sırayı takip ederek çeşitli farklı kültürel sesleri tek bir yoğun enstrümantal müzikte bir araya getirerek sayısız tarz ve etkiyi sergiliyor. Dizi çekirdek izleyici kitlesini bulmaya başladıkça ilk sezonun müzikleri sonraki sezonlar kadar güçlü bir şekilde bestelenmemiş olsa da yine de heyecan verici bir dinleme için yeterli müzik var. Bu 66 dakikalık müzik gösterinin ikonik temasıyla açılıyor ve sonuçta bu albüm boyunca yinelenen bir motif olarak sergileniyor. Buradan itibaren çeşitli enstrüman Mantal ritimler sizi Westeros dünyasında müzikal bir yolculuğa çıkarıyor. İskandinav, Orta Çağ, Hint ve klasik etkileri kültürel çatışmalar ve enstrümanlardan oluşan eklektik bir film müziğinde birleştiriyor. Film müziği boyunca gösterinin ana teması tekrar tekrar kullanılıyor. Farklı tempolar ve tonlar bir araya getirilerek her parçaya tamamen farklı bir duygusal his kazandırılıyor. Aşk için yaptığım şeyler, çok daha karanlık ve gerilimli olsa da, duyguyu vurgulamak için arplar ve yaylı çalgılar kullanan, Canzanar, duruşmalara büyük bir oda hissi eklemek için davullar ve kükreyen baslar kullanarak çok daha epik bir his veriyor. Film müziğinin kendisi de müzikal bir yolculuk olarak gerçekten iyi çalışıyor. Her karakter için yinelenen temalar sonlara doğru ortaya çıkmaya başlıyor ve albümün farklı tarzlarını ve kültürlerini parçalamak için gerçekten iyi çalışıyor. Bunun ortalarına doğru, başlangıçta ağırlıklı olarak yay odaklı temalar kırılıyor ve bir dizi hızlı tempolu, adrenalin dolu bölümler sergileniyor. Yükselen gerilimi titreyen davullarla birleştiren ve parçayı bitirmek için karanlık, küçük bir yaylı akorla bıçaklanan, Small Pack of Wall West, bunun harika bir örneğidir. Bu kadar erken dönemde bile, çeşitli farklı motifler parlamaya başlıyor ve besteci Ramin Dijavadi, karakterlerin dallanıp budaklanmaya başladığını ve kendi ayakları üzerinde durmaya başladığını göstererek mükemmel bir iş çıkardı. Film müziğinin ilk yarısı ağırlıklı olarak tek bir temaya dayanırken, bu müziğin ortasına ve sonuna doğru farklı tarzlar kendi davullarının ritmine göre hareket etmeye başlar. Bu, izlenmesi de harika bir deneyim ve serinin ilerleyen bölümlerinde çok daha önemli hale gelen bir şey. Ancak şimdilik, ilk sezon bir dönemin başlangıcı ve geleceğe yönelik mükemmel bir temel oluşturan bir dönem. İlk sezonun müziklerinin başarısının ardından Ramin Dijavadi, İkinci sezon için beste görevine geri dönüyor. İlkiyle aynı müzikal yüksekliklere ulaşmasa da burada yine de keyifli, duygu yüklü bir film müziği oluşturmaya yetecek kadar şey var. İlk sezona benzer şekilde film müziği, gösterinin ikonik tema müziği ile açılıyor. Buradan itibaren, film müziğinin kendisi gerçekten de gösterininkini yansıtan iki farklı müzikal anlatıya ayrılıyor. Karasu Savaşı ve Dayınri'nin kartla yaşadığı Çile. Bu iki baskın hikayenin etrafında sezonun diğer karakterlerinin yer aldığı birkaç kısa ara bölüm yer alıyor. Tüm bunlar ikonik Reigns of Castamere'nin unutulmaz vokallerine doğru ilerliyor ve ikinci sezonun son parçasıyla tamamlanıyor, beyaz yürüyüşçüler duvarda ilerliyor. İlk sezonun aksine müzikal yolculukta pek bir şey yok. Birkaç parça sonraki sezonlara doğru ilerleyen bazı önemli ve ikonik temaları tanıtıyor olsa da, burada öne çıkan pek fazla şey yok. Melisandre'nin gizemli teması, Dainley'nin ilerici karakter yolculuğunun, film müziği sırasında birkaç kez kendini yeniden keşfeden buradaki motifiyle yansıtılmasıyla, erken dönem de ön'e çıkan bir özellik. Bu müzikle ilgili büyük bir sıkıntı varsa o da parça yerleşiminden kaynaklanıyor. Her ne kadar parçalar serideki görünümlerine göre kronolojik sıraya göre sıralansa da, Blackwater'daki çeşitli savaş sahnesi parçaları, Daenerys'in ölümsüzler evini ziyaret ederken söylediği şarkıların arasına serpiştirilmiştir. Yine de, albümün sonundaki daha heyecan verici parçalara doğru, film müziğinin ilk ile aynı şekilde güzel bir şekilde oluştuğunu söyledik. Kusurlarına rağmen, ikinci sezonun müzikleri hala mükemmel bir orkestra müziği eseri. Müzik boyunca kullanılan tutarlı temalar ve motifler var ve bu ilk sezondan beri öne çıkan trendi sürdürüyor. Kolektif bir parça olarak ikinci sezonun müzikleri tartışmasız setin en zayıflarından biri ama buna rağmen yine de iyi bir albüm ve dinlemeye değer. Dizinin kendisi gibi, üçüncü sezonun müzikleri de önceki sezonda eksik olan bir hız değişikliğini ve yoğunluğu yansıtıyor. Film müziği, film müziği boyunca çeşitli temaları kullanmaya devam ederken, bunda çok daha tutarlı bir his var, farklı kültürel çatışmaların eklektik bir koleksiyonu, bunu bu kadar büyüleyici bir dinleme haline getiriyor. Bir kez daha film müziği, albümdeki en iyi parçalardan biriyle açılmadan önce ana başlık tema şarkısıyla açılıyor. Bir Lannister her zaman borçlarını öder, ses aralığını akıllıca kullanarak size gizlice yaklaşır. Sağ kanaldan başlayarak kemanlar yavaşça sola doğru sızıyor ve ardından boş alanı dolduran yaylı çalgı parçalarına doğru patlıyor. Tam etkiyi deneyimlemek için en iyi şekilde kulaklıkla deneyimlenen harika müzik zekasını gösteren bir parçadır. Buradan itibaren 그러 Üçüncü sezonun müzikleri ilk iki sezonla aynı trendi takip ediyor ve sezonun baskın olay örgüsü boyunca serideki olayları kronolojik olarak takip ediyor. Diziye benzer şekilde burada da bir tutarlılık söz konusu ve çeşitli karakter temaları gerçekten çok daha tanımlı ve tanınabilir hale gelmeye başlıyor. Bunların çoğu alışılmadık ve ilginç enstrüman seçimleri sayesindedir. DA Dainris'i tanımlamak için Ermeni duduk flütlerinin kullanılmaya başladığını görürken, Arya'nın teması çok daha basit bir arp yapısı kullanıyor. Draceris ve The Lannister'ların saygılarını gönderme gibi kişisel favorilerim arasında gerçekten unutulmaz bazı parçalar olmasına rağmen, hızlı tempolu bir rak parçası olan The Bear and the Maiden Fair'in dahil edilmesi buradaki en tuhaf ve en sarsıcı eklemelerden biri. Daha önce gelenlerle ton açısından tutarsız ve o noktaya kadar tüm partinin temposunu ve ruh halini gerçekten dengeliyor. Yine de Ramin D. serinin en iyi müziklerinden biriyle burada forma dönüşünü gösteriyor. Tutarlı ruh halleri ve temalar gerçekten göze çarpıyor ve burada her karakter için çok çeşitli müzik enstrümanlarını ve fikirleri gerçekten sergileyen bir zeka var. Tıpkı TV şovu gibi 3. sezonun müzikleri de en iyilerden biri ve dinlemeye değer.